şuna bir bakar mısın ya? Yaklaş. Şunun güzelliğine bak, işlemelerine bak. Bu millet silahı seviyor diyorlar ya, seviyoruz arkadaşlar. Bu nasıl sevilmez ki? Dostlar, Teknofest'te bu sefer Sarsılmaz standının önündeyiz. Yanımızda Sarsılmaz'ın bir yetkilisi var. Kendisini tanıtmasını istiyoruz öncelikle. Hoş geldiniz yanımıza. Merhabalar, ismim Türker Aydın. Sarsılmaz Silah Sanayi'nde yurt dışı satış temsilcisi olarak çalışıyorum. Teknofest Ankara'dan sonra tekrar İzmir'de icra ediliyor. Ve biz de standımız olan görüyorsunuz. İlgiden dolayı çok memnunuz. Halkımız gerçekten silahı seviyor. Zaten asker bir milletiz. Ondan dolayı uzun kuyruklar oluşturuyor silahlarımızı görmek için. İsterseniz yavaş yavaş bir standımızı tanıtalım. Olur. Bunu geçelim. Burada bizim yine Sarsılmaz'ın ortak kuruluşu olan TR Mekatronik firmamızın ürettiği Milli Atak'ın burun topu artı Hürkuş uçağının kanat altı podu yer almakta. TR Mekatronik firmamız TUSAŞ firmasıyla Sarsılmaz'ın ortak kuruluşudur. Bu tarafa doğru ilerlersek... Bu atağın burun topu TR Mekatronik bünyesinde mi üretiliyor? Evet. Sarsılmaz ve... Doğru. TUSAŞ. Sarsılmaz ve TUSAŞ ortaklığında TR Mekatronik firması kuruldu. Yine bizim kendi firmamız. TR Mekatronik firması burun topunu üretmeye başladı. 20 mm çapa sahip Atak helikopterinin tamamen yerli milli imkanlarla üretilen önemli bir silah. Bunun yapımından sonra Atak'ta yerlilik oranı bayağı yükselecek tabii herhalde. Tabii ki, doğru. Makinalı tüfek grubumuz var. Arka tarafta 7.62 grubu, ön tarafta da 12.7 mm grubumuz var. 7.62 mm grubunda normal piyadelerin kullanacağı şekilde, şu kahverengi olan gördüğünüz silah piyadelerin kullanacağı şekilde ön tarafında çatal ayağı var. Sol tarafta gördüğünüz ise selenoid modlu, yani zırhlı araçlarda, tanklarda uzaktan kumanda olarak kullanılabilen bir modu var. Evet, yine aynı şekilde üst bölgelerinde kullanabilirsiniz. Yani kendinizi göstermeden gizli bir yerde aracın içinde kameralar yardımıyla bu silahı kullanabiliyoruz. Yine aynı şekilde ön tarafta 12.7 mm olan ağır makine tüfeğimiz var. Bu da gerçekten çok güçlü bir silah. Bunun özelliği namlusunun kolayca değiştirilebilmesi. Çünkü belli bir atım sayısından sonra bu namlu ısınıyor ve dolayısıyla değiştirilmek gerekiyor. Siyah olan modelde gördüğünüz gibi bir tutamak yardımıyla kolayca namlusunu değiştirip atışa devam ediyorsunuz. Sahada ihtiyacı olan personele son derece iyi bir silah atış desteği sağlayan bir silahımız. NATO standartlarında tabii silahlar ki, tabii ki evet. Bunlar zaten yurt dışına çok fazla, yurt dışında 80'den fazla ülkeye ihraç ediyoruz bu silahları. Gördüğünüz silahların hepsini. Aslında onu da soracaktım, tam yeri gelmişken sorayım. Yani Sarsılmaz ihracat potansiyeli çok yüksek bir firma. Tabii ki dediğim gibi hani yurt dışında 80'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Bütün ürünlerimizden. Devam edersek burada yine SAR 2023 modelimiz var. Bu özel bir modelimiz. Cumhuriyet'in 100. yılına Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle ürettiğimiz bir tabancamız. Bu sınırlı sayıda bir koleksiyon tabancası. Yani toplamda 2023 tane üretilecek bu. Önümüzdeki aydan itibaren satışa çıkacak. Bilinen bir modelin koleksiyon versiyonu yoksa özel? Evet, koleksiyon. SAR 9 ailesinin bir koleksiyon modeli. Fakat üzerinde 100. yılımızı temsil eden bir takım simgeler bulunmakta. Önümüzdeki ay mı satışa çıkıyor? Önümüzdeki ay satışa çıkacak. Buradan devam ettiğimiz zaman hafif makinalı tüfeğimiz SAR 556'mız var. Şu an ortam biraz kalabalık olduğu için biraz zorlanacağız ama. Burada SAR 56 modelimiz var. Bu şu anda hala hazırda özel kuvvetlerin kullandığı silah. Özel kuvvetlerin kahraman askerleriyle Sarsılmaz mühendislerinin beraber üretmiş olduğu bir silah. Onların ihtiyaçlarına binaen
oluşturulmuş, tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen bir silah. Halen şu anda... 56. Evet, halen şu anda özel kuvvetlerimiz kullanıyor. 3 tane farklı namlu boyu var. Bir tanesi 14,5 inç, bir tanesi 11 inç ve 23 inç olan 3 tane farklı. Namlu boyun neticesi ne oluyor? Namlu boyu kullanımla alakalı. Yani mesela küçük yerlerde, işte bina içlerinde veya mağarada kısa namlu, yani kullanım açısından daha kolay olduğu için kısa namlu. Yine böyle açık arazilerde... mesafenin uzun olduğu yerlerde 14,5 inç olan model kullanılma uygun. Orta olan da birazcık daha hani modifiye, böyle ikisinin arasında bir model. Yani iki tarafta da kullanılabilecek bir model. Her operasyona uygun olur. Evet. Buradan yine geçtiğimiz zaman AK-47 olarak tanınan, dünya üzerinde ünlü AK-47 olarak tanınan silahın bizim kendi versiyonumuz olan SAR-15'te ve SAR-308 modelimiz var. Biz bu AK'yi modifiye ederek birazcık daha hafifleştirdik. Daha modern hale getirdik. Üzerinde Picatinny reyleri var. Dolayısıyla üzerine işte flash, flashlight veya işte holografik nişangah takabilmek için Picatinny reyler bulunmakta. Yani kendinize göre silahı modifiye edebilirsiniz. Yine yani, burada bir tane makinalı tabancamız var, 9 mm. Makinalı tabanca? Evet. Diğerleri, bunlar 5.56 mm mühimmat kullanıyor. Bu 9 mm mühimmat kullanıyor. Yani normal bir tabancayı otomatik olarak kullandığınızı düşünün. Evet. Seri modda kullandığınızı düşünün. Tamam. Yine platform olarak bu SAR-56 modeline yakın olduğu için şu anda bunu polislerimiz, özel kuvvetler, jandarma aktif olarak kullanıyor bu silahı. Memnunlar da. Bu mesela araç içinde gidiyorsunuz. Hem küçük olduğundan dolayı hem de saklama alanından dolayı özellikle araç içi intikallerde uygun olan bir makinalı tabanca. Şu ana kadar gördüğüm sarsılmaz ürünleri ne üretildiyse kullanıma geçmiş. Tabii ki şu anda personel aktif olarak silahlı kuvvetlerimizi ve polisimizin kullanımına sunuldu bu silahlar ve şu anda aktif olarak kullanılıyor hepsi. Çok büyük bir aile oluşmuş. Bizim 6.35 mm tabancadan 25 mm kara topuna kadar bütün aralıklarda silahımız var. Yani Avrupa'da, Avrupa dahil bizim gibi bir firma daha yok. Kaç yıllık bir firma Sarsılmaz? Sarsılmaz 143 yıllık bir firma. 143. Evet, 1880 yılında kurulmuş. 1880 yılından beri Türk ordusuna, Türk polisine hizmet etmekte. Özellikle şu anda yerli ve milli olarak, bütün kaynaklar yerli ve milli olarak üretimimize devam ediyoruz. O zaman Türkiye'nin en eski silah firması diyebiliriz. Doğru, yani. Evet. Çok eski. 143 yıllık bir malzememiz. SAR-9 serisi tabancalarımız var. Alt tarafı polimer. Sarsılmaz'ın tabancada herhalde en öne çıkan koleksiyonlarından biri. Evet, doğru. Alt tarafı polimer, üst tarafı metal olan gövde. Farklı çeşitleri var. İşte SAR-9. Mesela şurada bir tanesini göstereyim. Bu tabancamız da mesela şu anda özel kuvvetlerin kullandığı silah. Özel kuvvetlere özel olarak üretilmiş bir silah. SAR-9 SP modelimiz. Ondan sonra SAR-9 Gen 2 modelimiz. Yani sırasıyla namlu boyutu, birazcık namlunun üzerindeki farklılıklar var. SAR-9 ailemiz burada. Birazcık daha ileriye giden. İhracatta SAR serisi öne çıkıyor herhalde. SAR-9 serisi öne çıkıyor herhalde. Şöyle, ihracatta yani hem makinalı tüfek, hem tüfek, hem de tabanca olarak bütün ürünlerimizi ihracat yapıyoruz. Bu tarafta da çelik gövdeli silahlarımız mevcut. Yine Sarsılmaz ailesinin. K serisi mi oluyor bunlar? Bunlar K2, K12, K12 Sport. Özellikle yarışmacıların çok özellikle tercih ettiği bir silah. K12 Sport ve K12 Sport Sport X ve K12 Sport. Daha ağır oluyor bunlar tabii çelik, evet, olduğu için. Evet, birazcık daha ağır. Artı bunun tetik özelliği birazcık daha değişik. Artı ayarlanabilir gezi var. Yarışmacı kendisine göre ayarlayabiliyor. Yine burada el işlemesi olan silahlarımız var. Bunlar genelde insanların düşündüğü, işte bunlar fabrikasyon olarak üretildi. Fakat şu anda fabrikada bunun bir ustası var. Hepsi, bu silahların hepsi elle işleniyor. Üzerindeki işlem elle, evet, yapılıyor. Evet, hepsi tamamen elle yapılıyor bu işlemeler. Çok ince detaylar. Evet. Bu zamanda elle bu kadar ince detay işlenmesine belki inanamıyor insanlar. Evet, gerçekten öyle. Yani fabrikasyon olduğunu düşünüyorlar. Aynen. Ama hepsi elle işleniyor. Tamamen el yapımı yani. Daha önceden mesela bu silahımız daha önceden polisimizin ve askerimizin kadro tabancasıydı. Daha sonra değiştikten sonra SAR-9 modeline geçti. Şu anda yeni çıkan, yeni mezun olan polislerimize ve askerlerimiz SAR-9 serisi alıyorlar. Aynen, kardeşim de asker, ona da SAR-9 geldi. Yani şu anda mesela yolda çevirdiğiniz herhangi bir polis veya asker
%90 civarında bizim silahlarımızı kullanıyordur. Doğru. Dediğim gibi kardeşimden biliyorum, o da asker, evet. O da aynı silahları kullanıyor. Doğru. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Şu aile inşallah daha da büyüsün. İnşallah. Çok güzel şeyler gördük. İnşallah. Görüşmek sağ olun. Üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere.